Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlarım. Beni de soracak olursanız Allah'a şükür çok iyiyiz. Şimdi kardeşim gelecek, gelinim, diğerlerim, kayınvalidesi. Onlarla birlikte kahvaltı yapacağız. Çayı Emre demlemiş. Şimdi melemen yapıyorum. Patates kızartacağım. Sonra yumurta haşlayacağım. Bakalım bir şeyler yapacağız inşallah. Bir de bugün hamur yoğurma makinesini bir deneyeyim. Kıymayı da çıkartmıştım. Bir köfte yoğurtalım bakalım nasıl. Aslında bir poğaçalı kek denemek istiyorum. Fakat evde sütüm hiç yok. Hiç. Market alışverişi yapmıyorum böyle doğru düzgün. Demden 7'den yaradım dedim. Sarp'ı bana göster dedim. Abla işteyim. Bugün Şeref'le ikisi evde yalnız. Ay melemen sıçrıyor. Şeref'le ikisi yalnız. Ama dururlar. Şeref güzel bakıyor. Evet. Hadi bunu yaptık. Şimdi diğerlerini yapalım. Şimdi Hava teyze çiçeklerime su döküyor. Çok mu kuru? Hı? Çok mu kuru? Ha çivi kuru. Bakalım makinemiz. Çivi çıktı içinden. Tamam. Kutuyu alacak şeyle takıyorum. Yumurtanın kavuklarını dedi kır ufala. Gerçi ha, biliyordum. Tamam onu suya doldur. Ha. Yuvalı eline. Kapaklı şeyin içine dursun. Tamam. Ondan sonra öyle yapraklar oluyor ki büyüyor çok enli. Bir de şey dedi Hava teyze bu saksıyı değiştir toprağı az. Bu da maşallah. Ama güzel büyüyor değil mi Hava teyze? Su dökeceğim su. Su, bazen de çok suyu da sevmiyorlar. Yok suyu iyi. Ha tamam. Kapının dibinde şey yok muydu? Tamam tamam. Uyumuş mu? Hürmetim bir şeye daha koydu. Ha tamam. Çıkıyor bilmem da. Oldu oldu. Çok dökmedi mi? Ona bir şey olmadı. Yok taşmaz. Öbürüne de. Yok yok ona bir şey olmaz. Onun altında var. Yok taşmaz taşmaz. Ha. Yok yok taşmaz. Ha. Hava teyze de bana Belçika'dan bakın ne getirmiş. Tabi Mert bayağı bir yedi. Mert çok seviyor. Kuzu kulağı. Kuzu kulağı. Sabah kahvaltıya geldiler. Dedi Ayfun bak kuzu kulağı da yersin. Bir de şu erik. Erik büyümemiş de. Mert topu yatmış düşürtmüş de ben de yatırıp dedim. Ama güzel ona ye eşki. Yerim yerimim çıkartırım. Benim gibi kız ye eşki. Valla ona bir tutma yapacağım. Ay kızlar kahvaltıya geldiler dediğim gibi. Bu kızımız da şimdi boyama yapıyor. Çekirdek var. Evet çekirdek. Sen çekirdekli sevmiyor musun? Ah kuzum çekirdek bilemedim ki. Görüyorum. Gerçek çekirdek yiyemiş bu. Vücudu da sinek yasıra şey olur yaralmana. Ha. O kapat yeyle diye. Çocuklara yiyeyim. Çekirdekli değil mi daha iyi diyorsun? Ya çekirdekli yiyeceğim. Sana ne vereyim? Şeftali vereyim mi? Şeftali vereyim mi? Yıkayım mı? Güzel kızım benim. Uy yavrum. Köfte yoğuruyorum. Yaptığım ilk şey köfte olsun bakalım. Ersin de sevdiği için dedim onu yapayım. Şimdi tüm malzemeleri kattım. Bismillah diyelim. Denemesini de sizle birlikte yapalım. Şu aparatı taktım. Mürüvvete sordum. Aa bir dakika yanlış. Yukarı kaldıracağım kolunu. Dur. Bir dakika. Doğru. Bak şöyle. Elini şey yapma. Evet tamam şimdi. Acemilik. Evet başladık. İlk önce ayarını düşükte yapayım sonra mı hızlandırıyor? Kaçta yapıyorlar köfte ayarını? Dur bakalım. Yoğurma işlemini yaptık. Şöyle pedalı aşağı çevirelim. Ve bunu çıkartalım mürvet. Çıkartalım bacım. Nasıl? İlk önce bunu mu çıkartacağız? Bilmiyorum ki nasıl. İlk önce bu herhalde. Öğrenci. Tamam bu aşağıda. Tamam. Allah Allah. Diğeri daha kolay. Ha tamam. Şu
kurpundan tutup. Tamam. Şunu da alayım. Onu şey spatulayla temizledim. Ha, diğerinde yukarı kaldırıyorsun, hemen temizliyorsun. Aynen. Bunun işte bu şeyi var, bir sıkıntısı var. Evet, böyle. Tamam. Köftelere şekil verildi, buzdolabına koyuldu. Üstünü de kapattım, koku filan sinmesin. Evet, horozumuz yine başladı. Ben yokken de yerler. Bir de akşama da fırında köfte patates yapacağım, yağda kızartamam. Böyle daha hafif oluyor. Bir de yanına sebzeli bulgur pilavı yapayım. Hem Emre için de iyi. Emre de güzel kilo veriyor arkadaşlar, maşallah. Çok dikkat ediyor. Çok, hem de var ya, hiç onu bu kadar kararlı ve azimli görmemiştim. Aynı şekilde Yelda da güzel diyetisyenle çalışıyor. O da gayet güzel ilerliyor. Ben çok fazla ilerleyemiyorum. Onlar ilerlesin. Ben onlara sıramı vermişim. Onlar ilerlesin, kilolarını versinler. Ben de 1,5 kilo vermişim sadece. Yine de iyi vermişim vallahi. Arada sırada yiyorum, arada sırada dikkat ediyorum. Yani benim kafama estiği gibi yapıyorum artık. Aslında dikkat etmek gerekiyor. Aha, yaz geldi. Ben yaza kadar çoktan bir 10 kilo veririm diyordum ama yok arkadaşlar. Köye git. Köyde nereye diyet yapıyorsun? İmkansız. Orada masaya geldiği zaman, yemediği zaman ayıptır. Yani hamur işleri yapıldı, ekmekler yapıldı, haçapurlar yapıldı. Yani imkansız orada diyet miyet asla. Zaten hiç pişman değilim. Yediğim hiçbir hamur işinden, yediğim hiçbir ekmekten hiç pişman değilim. Olsun, afiyet olsun, bal olsun, şifa olsun diyeyim. Ben köyde Pamuk ablanın evini çekmiştim. Ben o videoyu sizle bugün yarın paylaşacaktım. Ben o videoyu silmişim ya. Ay, sinir oldum. O kadar da güzel, o kadar özene bezene yapılmış bir ev. Onu size paylaşacaktım. Tam böyle hani lüks yazlık evler olur ya, hani böyle. Aynen öyleydi. Onu en sona bırakmıştım. Sen tut. Zaten telefonda artık hafıza hiçbir şey almıyor. Sürekli videoları silmek zorunda kalıyorum. Bazen çektiklerimi de siliyorum arkadaşlar. Amcam da ya çarşamba ya perşembe köye gidecek. Sonra birazcık daha kalıp gelecekler. Bu sene annemden hani melemen falan yapmayalım dedim annem. Sadece yaparsak. Çünkü melemenim çok var. Sos yapalım. Eğer gidersem inşallah, zaten düşünüyorum, bir ara bir Mikael'de bir konuştuk. Allah nasip ederse bilmiyorum. Çünkü Mikael izin durumu da önemli. Bir sos yapalım dedim. O da az çok değil. Bir de kuru. Hani bu domates kurusu, bir de biber kurusu. Dolma biber kurusu. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Annem de işte peynir yapmaya başlayacak. Bir 5 kilo peynir, yağlı peynir. O kadar lezzetli yapmış ki, ellerine kollarına sağlık. Onunla da her gün konuşuyorum. Aysun diyor çok soğuk, hiç söylenme diyorum. Ama 2 gün burada yağmurlar yağdı ya, hani yine böyle hava birazcık serinledi. Şimdi artık sıcaklar başlıyor. Allah bugünlerimizi de aratmasın. Ama bu havaların sürekli yağmurlu geçmesi, biliyorsunuz ekinler mekinler hep böyle mahvoldu. Artık pahalılık bundan dolayıdır herhalde, büyük bir ihtimalle. Sebze, meyve fiyatları aşırı fırlamış arkadaşlar. Yani bir pazara git, her şeyi alayım dersen yaklaşık 500 TL falan tutuyor. Yani bir meyvenin kilosu 30 liraysa, 40 liraysa, bir yeşillerin kilosu düşmedi. Vallahi gerçekten çok pahalı pazar fiyatları. Market fiyatları da zaten aynı şekilde. Yani şu an tek maaşla geçim inanılmaz zor. Birazcık sizinle sohbet ettik. Şimdi kalkıp işleneyim ben.
Oğlum sorsana bakkala giderken bir şey yapıyor mu? Şu kablo var ya, şurada beni ayar ediyorlar. Mutfağımı temizlerken komşum aradı. Aysun dedi, A101'e dedi, geçen gün senin aldığın sepetlerden gelmiş metal. Vallahi hemen en yakınımdaki A101'e gittim. İki tane yoktu. Şöyle bir tane vardı. Gerçi bunu bana geçen bir takipçim de söylemişti. Komşumun aramasıyla hemen gittim. Bir tane aldım. Diğer A101'lere de bakın, genelde bu alt sepetlerde oluyor. Dikkatli bakmak gerekiyor. Belki de o zaman geldi, satılmadı, öyle kaldı, bilmiyorum. Bir tane vardı. Ama sık sık geldiğinde söylüyorlar. Oradaki görevliye de sordum. Bunun ben fiyatını tekrardan sizinle şöyle paylaşayım. Fiyatı 74.95 bunun fiyatı. Bir de Mürvet gelirken de bana böyle Nescafe getirmiş, süt tozu. Bir de şu Mersi çikolatalardan. Dedim kız bunları ne zahmet edip getiriyorsun Allah aşkına. Zaten var dedim, Türkiye'de her şeyimiz var. Kesesine bereket. Bunları da kilere koyarım. Şunu da kilere yerleştireceğim. Bir tane daha aldığımı tamamdır. Sonra kız kardeşim için de işte bakacağım. O da istedi. Bakalım yakalarsam alacağım. Arkadaşım hani hele tipe bak. Tam şuraya geliyor. Burası bayağı uzadı. Birazcık daha uzamasını bekliyorum. Birazcık daha uzasın. Sonra boya ve kesim. Sarışınlığı özledim yemin ederim. Sarışınlığı seviyorum arkadaşlarım. Yani bilmiyorum, sarı tonu çok seviyorum. Kendime de yakıştırıyorum. Bilmiyorum siz nasıl buluyorsunuz. Tabii ki bir türlü rengini tutturmadık. O ayrı mesele de. Bir kere tutturdum. Ondan sonra boyayan kişi de Avrupa'ya gitti. Evlendi gitti. Bir Büşra diyorlar burada. Bir de benim boyattığım yeri, memnun kaldığım yeri devralan kızı da çok met ediyorlar. Bir ikisi. Bakalım bakalım nasıl kısmet, nerede boyatacağız. İnşallah rengi olur, güzel olur. Ama birazcık az daha bir zamanı var saçın uzamasına. Arkadaşım Belgin gittikleri tatilde otellerin oda turunu yapmış. Çok beğendim. Gerçekten çok temiz, çok büyük. Rahatlıkla böyle 4-5 kişi de kalabilir orada. İzni de olursa, gerçi şimdi sordum, yayınlarsam izni oldu demektir. Otel oda turunu sizinle paylaşırım. Akyaka'ya gitmişler. Allah'ım, o Akyaka'daki buz gibi o suyu görünce ay dedim, ah ah keşke şimdi orada olsak. Şu sıcaklarda ne kadar iyi gider. Fakat oraya gittiğin zaman da ayağını o suya sokamıyorsun. Çivi gibi, buz gibi soğuk. Ama çok güzel yerler. Kendisine de iyi tatiller. Güzel geçsin tatil arkadaşımın. Kızıyla birlikte, kızı ve eşiyle birlikte gittim. Odamızı açıyorum. Gördüğünüz gibi televizyonumuz burada. Burada iki yatak var. Şimdi size oda turu yapıyorum. Burası dolaplarımız. Burası yatak odası. Ve buradan balkona çıkıyoruz. Evet, otelimiz. Aşırı beğendim. Çok güzel. Temiz ve geniş. Burada iki aile rahat kalabilir. Gördüğünüz gibi ev gibi kocaman. Gördüğünüz gibi. Burada da bir balkonumuz var.
Burada da küçük bir balkonumuz var. İşte bu kadar. Saat 5 yaptım. Ortalığı toparladım. Şimdi şu kalan ütüleri halledeyim. Beyazları da yıkamıştım. Oradan da böyle 4 tane tişört çıktı. Yazın malum arkadaşlar. Günde 2 kere bile değiştirdiğim oluyor tişört. Bir de şu 6 tane gömlek var. Bitirebilseydim iyi olacaktı. Ama bitireceğim inşallah. Şöyle bakın. Neyse bunları da bitirdik mi? Vallahi İstanbul'a gittiğimde ütü masasını aynen bu şekilde bırakacağım. Ya ütüleri çıktığı gibi ütülesinler. Bir de onlar da biriktiriyorlar geldiğim zaman da. Bayağı da bir ütü çıkıyor. Yani canları da sağ olsun ama benim de canım çıkıyor. Benim de canım çıkıyor yani. Öyle değil mi? Şurada hemen çıkan kıyafetleri, yani kuruyan kıyafetleri ütülesin baba oğul. En sevmediğim de gömlektir. Bir de pantolon. Şurası olmamış. Dur, tekerle yapıyorum ya şimdi, video çekiyorum ya size. Böyle tekrar yapalım. Kızlar sebzeli bulgur pilavı yaptım. Bir de fırında köfte patates yaptım. Yoğurdu da çıkartalım. Hemen yiyelim, kınaya gidiyoruz. Olmuş mu sence? Olmuş. Ama ben birazcık daha böyle kızarsın isterdim ama artık neyse. Beklemeyelim. Şuna bir baksana. Ama bak. Köfteler de olmuş. Tamam. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Hemen görüşeceğiz. Evet kızlar. Beyaz giyimi. Söz olur. Öyle bir dur. Ayşegül yazmıştı. Ayşegül. Beyaz giyimi toz olur. Siyah giyimi söz olur. Yok bence tam tersi ya. Aslında siyah neden söz olsun ki? Bence beyaz siyah toz olur. Bence siyah toz olur Ayşegül'üm. Oylamaya sunalım. Siyah mı beyaz mı? Ay dur, ben şu müziği açıp bakacağım ama. Siyah giyme toz olur. Beyaz giyme söz olur. Çok da severim. Saçımın ön tarafı da pek olmadı ama artık. Şöyle yapalım. Neyse. Engel miyim sana? Engel mi mesafeler? Beyazlarımızı giyindik. Gömleğin düğmesi mi açılmış canım, yoksa kilodan mı pörtlemiş? Valla biraz kilo almış mı? Kız vallahi ayakkabılarımı şey yaparken, bağlarken göbeğim yaklaşık 4-5 kat oldu inanın. Zor bela bağladım. Arabaya oturdum. Dedim Mikael, ben arabanın kapağının şey kapısını nasıl kapatacağım? Neyse, kapattık mı Mikael? Kapattık. Tombul aileler, Tombul aileden size selamlar. Ay duş aldım. Ütüyü, son 3 tane ürün kalmıştı ütülenecek. 2, bir gömlek, bir tişört, bir pantolon. Dedim onları da artık sen yap, ben duşa atıyorum. Sonra işte yememizi dik, süslendik. Şimdi kınaya doğru gidiyoruz. Mikael'in polis arkadaşı düğün başka bir ilde olacak. O yüzden kınasına gidiyoruz. Ömer abi de geliyor eşiyle birlikte. Orada çekim yaparım, ufaktan yaparım yine. Ömer abin yalnız gelmiş. Ben öyle dedi ama yalnız gelmiş. Ben zaten siz polisler nedense hiç eşlerinizi götürmüyorsunuz. Ben öyle dedi, normalde eşlerinizi. Ben ne yapacağım? Otururuz. Var mı tanıdık? Buluruz bu masaya. Dur bakalım. Sen onunla oturmayacaksın mı? Bir kere de kirve der hep ona, yani yakın arkadaşı. O da trafikçi. Şey gelecek mi Adem abi? Bilmiyorum ki. Gelir de işte çalışıyor. Nerede kana? Dore. Dore? Oy. Geçen o bizim gittiğim yer mi ki acaba? Abi Dore şu şeyin yanındaydı ya. Yani. Ne çok eğlenen, evlenen var. Vay ki vay. Vay vay. Beyin yanı dedi ya. Valla Mikael'le ayrıldık. Erkek ve kadın ayrı. Herhalde kimseyi tanımıyorum. Neyse artık biraz otururuz. Bir de kızın babası, ona da selamlarımızı söyleyelim. Eşine de, ailesine de. Beni çok yakından takip ediyormuş.
geldim. Hemen üstümü giyindim. Siyahlarımı ve bol pantolonumu. Değişmeyen kural. Dedim Mustafa hadi sen de gel anneciğim. Parkta dedim azıcık oturacağız. Mürvetlerde orada çocukları onunla parka götürmüşler. Dedim tamam biz zaten kına çıkışı gelecek. Yani buluşacaktık. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Mustafa'yı bekliyorum. Buradan da genç çiftimize mutluluklar diliyorum. Rabbim bir yastıkta kocalsın. Allah o güzel günleri de bizleri de göstermeyi nasip etsin inşallah. Hemen gidek değil mi? Şimdi puanı gidecek diye okey de kapatamıyor. Önde misin bari? Yeniyor musun? Hey Allah'ım ya Rabbim. Şimdi Kültür Park'a geldik. Mürüvvet ve Ersin Luna Park'tan çıkamıyorlar bir türlü. Allah'ın izniyle çıkıp yanımıza gelecekler. Çocuklar böyle bir sürü şeye binmek istiyorlar. Çekirdeğimizi aldık. Onlar gelmeden dedik bir çay içelim. Burası da bayağı serin. Ben üşüyorum gerçi. Mikail üşümüyorsun sen. Ben üşüyorum. Dökme istersen bunun içine Mikail. Oraya sadece kabuklarını dökelim. Al oğlum. Bir tanesini bunun içine koyalım diye. Hayır. Al eline öğleyi, o kabuğunu oraya dök. Telefonun üstüne koyayım. Şimdi yeğenimle birlikte kapanışı yapalım. Eve doğru gidiyorum. Alacaklı kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınızla bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Sesi ne kadar güzel değil mi? Ne tatlı ses?